yerlere de sirayet etmeye başladı. Mesela Diyarbakır'da, Diyarbakır ve bütün illeri de itiraz. Niye itiraz ediyoruz? Kardeşim bir tanesinde bile %20'nin üzerinde oy alamamışsın. Üç kat fark yemişsin yani. Üç kat fark yemişsin. Evet. Şimdi Balbay'ın söylediklerine ilişkin birkaç şey söyleyeyim izin verirseniz. Bana 1 Nisan günü bir şey geldi. Tweet geldi. Ben de o kadar hoşuma gitti ki hemen Ekrem Bey'e yolladım. Şunu söylüyorlar. Demin Beşiktaş'ta İBB'nin çöp aracı alkışlandı. Yabancı basından biri ne oluyor diye etrafına bakıyor. Anlamazsın kuzum bizdeki kafayı anlayamazsın demiş. Şimdi bu gerçekten Sayın Balbay'ın söylediği gibi ya her seçim gecesi 10 yaş yaşlanırdık. Sayın Balbay doğru hepimiz 10 yaş gençleştik bu seçimde. Oksijenin bir tadı varmış. Ya, bir insandan beri o tadı ala ala dolanıyoruz ortalıkta. Ama daha alacağımız ömrümüz var. Sadece 10 yılını geri aldık. Yani sizin de dediğiniz gibi bunun bir 89 sendromuna dönüşmemesi önemli bir konu. Bunun için de şöyle söyleyeyim. Bakın 1 Nisan sabahı insanlar toplanıp da kutlama yapmak yerine hadi bakalım bu belediyelere yönelik kurumsal bir yapı kuralım derdine düşer mi? Yaptığımızı söyleyelim. İstanbul'da belediyelerimiz var. Toplam 26 belediye. İnsanın ne kadar hoşuna gidiyor değil mi? Müthiş. 26 belediye. Bir tane de büyükşehir 27 belediye var. Önümüzde müthiş bir 5 yıl geçirmiş İBB deneyimi ve onun güç ve başarı kazanmış, tecrübe kazanmış kadroları var. Şimdi bir de artı meclis var. Şu anda mecliste 184'e 130 öndeyiz. AKP MHP toplamı 130, biz 184'üz. Dolayısıyla böyle bir rahat rahat belediye meclisi yöneteceğiz vesaire vesaire. Şimdi bir İstanbul Planlama Ajansımız var biliyorsunuz. Müthiş kadrolar yetişti biliyor CHP'de. Yani CHP çok uzun zamandır muhalefette olması nedeniyle devlet tecrübesinden bir miktar eksik kalıyor idi. Şimdi 5 yılda müthiş kadrolar yetişti. Bu dönemde çok daha fazla kadro yetişecek. Biz bu İstanbul Planlama Ajansı'nda bir birim kurarak tüm belediyelerimize yardımcı olacağız. Dün akşam şunları söyledik. İlk gideceksiniz, bir mali şey çekeceksiniz, fotoğraf çekeceksiniz. Dosyalara bakılacak. Arkasından da nerede kalmıştık denilecek. İBB'yle beraber olarak bir yol haritası koyacağız. Kısa vademizi, orta vademizi koyduk. Peki İstanbul belediyeleri? Marmara belediyelerini nasıl yapacağız? Yani bütün Trakya, size bir iki şey söyleyeyim. Bizim artık Balıkesir bizde, Bursa bizde, Manisa bizde, bunun yanında... Kütahya, Uşak, Afyon. Dördüncü Büyükşehir Belediye'mizi aklıma getiremedim Antalya. Ya. Antalya. Antalya. Yo, yeni kazandığımız. Burada, Aydın. Aa, yeni şey. Yeni olan mı? Çok kazandınız. Evet. Balıkesir'i kazandık, Bursa'yı kazandık, Manisa'yı kazandık, Denizli'yi. Denizli. Denizli. Dört tane büyükşehir. Dolayısıyla Marmara Belediyeler Birliği üzerinden... Bu Marmara'da bulunan belediyeleri aynı İPA üzerinden İstanbul'u yaptığımız gibi yöneteceğiz. Orada bir kurumsal yapı kurulacak. En sonunda da Türkiye Belediyeler Birliği. Türkiye Belediyeler Birliği ve partimiz üzerinden de, genel merkezimiz üzerinden de bütün belediyeleri kontrol edecek bir yapı kuracağız. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarıyla uyumlu, ortak politikaların peşine düşen bir belediyecilik anlayışı hayata geçecek. Hiçbir belediye başkanı bir imece de olacaksa anladığım kadarıyla yani. Değil mi? Yani bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30'dan fazla Anadolu'da yatırım yaptı. Bunların içerisinde 180-200 milyon liralık spor kompleksleri var, okullar var. Biz bunu çok daha geliştireceğiz. Gökhan, buyurun. Şimdi unuturum sıcağı sıcağına. Dün akşam Erzurum Şenkaya aldı ya CHP. Evet evet tabii. Kutladım. Ben de 14-28 Mayıs arasındaki dönemde Erzurum'a gitmiştim. Hani o bölgede biraz dolaşmıştım, çalışmıştım. Kutluyorum dedim, hayırlı olsun. Ne dediler biliyor musun? Çok güzel şeyler yapacağız. İstanbul Belediye'miz var. Ya. Bu güven ne kadar güzel bir şey ya. Bu güven ne kadar güzel bir şey. Balbay bir şey daha söyledi. Dedi ki şeyden önce. Dün önceki söyledi galiba. Önceki söyledim. Hep arıyoruz, konuşuyoruz. Sonunda İstanbul'u alıyoruz. Her yere onu soruyordu dedi. Her yer Gökhan. Tabii. Gökhan şu, tabii. Bu büyük bir sorumluluk, büyük bir güç ama hakikaten çok ağır bir yük aynı zamanda. İnan ki ben eğer bu seçim
bir hafta daha uzasaydı Antep'i de almıştık diye görüyorum ben. Ya, adım adım yükseldi çünkü. Omuzlarımızda o sorumluluğu çok ağır bir şekilde hissediyoruz. Çok ağır bir şekilde. Ben 2009'da parti meclisindeydim sevgili Balbay. 2004'te İstanbul'un yalnızca 4 belediyesi bizdeydi. 2004 seçimlerine göre. Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy. Bir de Maltepe miydi? Bir de Maltepe. O kadar galiba. Kadıköy vardı. Kadıköy bir de Maltepe vardı. Yani 3 büyük. Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy bir de Maltepe. Maltepe sonradan malında emin değilim ama 4 belediyemiz vardı. Şimdi 2009'da biz bu belediye sayısını 12'ye çıkartmıştık. Ve ben o şey PM'de insanların nasıl sevinçle kazanma öykülerini anlattıklarını çok iyi biliyorum. Şimdi o 12 oldu 26. Ama neler yaşadığımızı biz biliyoruz. Yani 20 yıllık bir tünelden çıkıyor bu memleket inşallah. Dolayısıyla sorumluluğumuzun farkındayız. Ama aynı zamanda bunun çok büyük bir heyecan dalgası yarattığınızın da farkındayız. Bunu taçlandırmanın yolu şüphesiz 2028'dir. Kesinlikle. 2028'e kalacağını düşünmüyorum. Bu makroekonomik verilerle bu memleketi yönetemezler. Enag'ın verdiği şeyi söyledik. %25, bakın, %125 neredeyse. Azıcık ekonomi bilen savaş herkes... Savaş halindeki Ukrayna'da enflasyon %7. Evet, evet. Rusya'da aynen. Da %9. Aynen. Azıcık... Ruslar diyorlar ki bir süre daha böyle yüksek enflasyon devam edecek diyorlar. %9'a. Efendim, 2024'ün ilk çeyreğindeyiz biz şimdi. Mehmet Şimşek'in kendisinin lafı. 2026'nın ilk çeyreğinden itibaren enflasyonu aşağıya çekmeye ve bir rahatlama sağlamaya başlayacağız. Yani 2 yıldan bahsediyor. 2 yıldan bahsediyor. Çünkü birikmiş enflasyon geliyor. Oh. Yani bunu 2 yıldan evvel aşağı çekebilmek mümkün değil. Bir şey daha var. Bunun yolu da kemer sıkma politikalarıyla, yani sıkılaştırıcı para politikalarıyla ve maliye politikalarıyla mümkün. Yani adam bize diyorlar ki, biz yedik, içtik, bu memleketi bitirdik. Aynen. Ey vatandaş, şimdi 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl senin tependen inmeyeceğiz. Dolayısıyla enflasyonu indireceğiz. Ya tepesine binilebilecek bir vatandaş kalmadı artık. Ölen ölür kalan sağlar bizim. Aynen. Vardı. Yani dolayısıyla ben buranın 2 yıl daha yönetilebileceğini düşünmüyorum. Daha doğrusu 4 yıl daha yönetilebileceğini düşünmüyorum. Bir erken seçim gündeme gelir. Buranın taçlandırılması...